Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Az önce güzel bir soru çözdük. Az önce çözdüğümüz soruda toplam tabii akümülatör biriktirici kullandık. Evet. Yine bir biriktirici örneği var. Ama soru farklı. Girilen kelimeyi tersine yazan bir program yazın diyoruz. Tamam. Ali birbirse ile yazacak. Tekir, riket, kabak, tersine kabak. Tamam. Tamam. Böyle bir program yazmaya çalış. Değişik bir şey. Konsept. Başka bir bilgi yok mu? Bu kadar da mı? Tabii. Bir kelime girilecek değil mi? Tamam. Ali'den İla'ya gidiyoruz değil mi mesela? Tamam. Zaten Alim'den Mila'ya gidiyorum, tamam. Alim'in uzunluğu ne? Mesela şu düşün, uzunluk 4 değil mi? 4 tane. Şimdi ben Mila'yı oluşturmaya çalışıyorum değil mi? Evet. Ve buna bu string'i ben S diyeyim. Tamam. Alim. S'in ben önce hangi karakter ihtiyacım var? 0. S 0 ama Mila ha. Nerede? 4. karakter. S eksi 1 diye düşünebilirim değil mi? Tamam. S, sonra S eksi 2, tamam. Sonra S eksi 3, sonra S eksi 4. Evet. Ya böyle bakabilirim olaya. Eksi 1'den başlayacağım. Kaça kadar gideceğim? Eksi 4'e kadar. Eksi 4 ne burada? Uzunluk. Uzunluk, evet. Değil mi? Evet. Başlangıç i eşittir eksi 1. Evet. Y, i büyük eşittir. Eksi 4 değil mi? Eksi 4'ten eksi 1 alacağım, eksi 2 alacağım. Eksi 3 alacağım, eksi 4 alacağım. Tamam. Değil mi? Şimdi bak, önce bir şey yapalım. Kelime. İyi. Bakalım
düşündüğüm gibi yapabiliyorum. Peki i'nin değişimi nasıl burada? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 nasıl gidiyor? Eksi 1 olarak. Değil mi? Güzel. Eşittir. İ, eksi 1. Tamam. Mesela alim diyeyim. Ya, değil mi? Düşünümü yapabiliyorum şu anda aslında. Basabiliyorum. Çok sadece güzel. Bunu şey yapmam lazım. Bir string atmam lazım. Toplamam lazım. Kova gibi. Ters ters. Biriktirmem lazım. Biriktirici kullanmam lazım. Toplam gibi. Biz ona ne dedik? Ters dedik. Ters eşittir. Ters artı kelime değil mi? Evet. Bakalım. Sonra da döngü bitince de değil mi? Dışında da print ters diyeceğim. Tamam. Değil mi? Başka ne vardı mesela? Örnekte. Kabak tekir mesela. Peki oldu. Ha evet. Şimdi bir hata oldu değil mi? Hatanın kaynağı ne? Çünkü ben sadece bu örnek için çözdüm. Eksi 2, eksi 3, eksi 4. Aslında ben nereye kadar gideceğim burada? Eksi neye kadar? Ya yani burada 4 neye temsil ediyor? Eksi 1'e kadar. Hayır. Eksi 4. Başlangıça kadar. 4'ün neyi? Tam tersi. Eksi uzunluğa kadar. Tamam. Eksi uzunluk. Ha, eksi değil mi? Uzunluk diye bir şey yazabiliyor muyuz? Tabii. Eksi uzunluk diye bir şey yazamıyoruz. Sana onu yazmadım. Almadım mı bir adı? Ha, uzunluk eşittir. Len kelime. Değil mi? Tamam. Hemen. Onu yazdın sanıyordum. Değil mi? Evet. Yani şurada ben ya bak soruyu şu satır çözdü. Uzunluk. Ya elimde var, ne var? Ben ne bileyim uzunlukla ilişkisine. Tamam mı? Böyle de yapabilirdim. Sıfırdan başlayıp tamam mı? Sıfırdan başlasaydım nasıl olacaktı bu? Kelime kadar. Bak, son karakter nerede? Uzunluk eksi birde değil mi? Evet. Çünkü bak. Sıfır, bir, iki, üç. Uzunluk eksi 1'de değil mi? Ondan sonraki uzunluk eksi 2'de gibi. Tamam böyle de başlayabilirdim. O zaman şöyle de başlayabilirdim ben. Uzunluk eksi 1'den başla. Evet. Sıfıra doğru git. Değil mi? Çünkü sonuncusu nerede? Sıfıra kadar git. While i büyüktür. Eşittir 0. Ters eşittir i artı i kelime 1. Yine i eksi 1 diye geçecektim değil mi? Çalışalım sen sana hocam. Yani düzden de girebilirim, tersten de girebilirim. Da böyleydi. Güzel bir örnek şey yapmanı isterim. Son olarak, aslında zor bir soruydu bu. Gayet zor bir soruydu. Son olarak şu, ben şeyi tavsiye edeceğim sana. Şu şifre programı var ya, 3 kere soru. Tamam. Onu ödev olarak veririm artık. Tamam. İki türlü çöz bunu. Bir, break kullanmadan. Bir de break kullanarak. Tamamdır hocam. Benim problemim şu anki yani, karşılaştığım problem, ilişki kuramak mı sence? Ben öyle hissediyorum. Sanki ilişki kuramadım yani. Neyle? Az önce yazdığımız kodu var. Toplayamadım yani. Evet, uzunluğu tamam. Diğerlerini buldum. Yani kullanacağımız doneleri buldum. Birleştiremedim yani. Onu düşünemedim. Yani çünkü şöyle. Yani klasik öğrencilerin karşılaştığı sorun şu. Yani şu oluyor. Hep şöyle. Ya kafasında çözmüyor soru. Şimdi bilgisayar aptal bir alet. Yani bu aptal alet bu soruyu nasıl çözdürsün? Çünkü bilgisayar... Ben ne yaptım şurada? Ben önce kendi kafamda çözdüm şu satırda. Evet. Yani soruyu kendi kafamda çözdüm değil mi? Ne dedim? Böyle böyle dedim. Sonra uzunluk eksi işte bir şeyler dedim değil mi? Sonra da sıfıra kadar gidecek dedim bu. Niye sıfıra? İlk karakter sıfır. Evet. Diğer çözüm biraz daha kolaydı. Eksi birden başla. Eksi iki, eksi üç, eksi uzunluğa kadar git. Evet. Değil mi? Burada yani şunu yazmasını çözemezsin. Anladım hocam. Yani önce kafanda çözeceksin. Bilgisayarın bir yani bizim öğrenciler de var. Yani her bir print atayım oraya, bir for atayım, bir tane while mi yapacağım? Ya bu tavır değişmez. Diyeceksin ki, bak bu bilgisayar sala, aptal bilgisayar bu soruyu nasıl çözecek? Anladım. Ben onun için insan olarak biz kafamızı çözeceğiz. Kafamızı çözdükten sonra bilgisayar komputer alacağız. Bak diyeceksin ki, ne diyorum ben sana? Bak, önce bir uzunluğu bul. Tamam. Uzunluğun bir eksisinden başlayacağız. Tamam mı? İşte eşittir sıfırdan büyük olduğu sürece bu tersten koymaya başlayayım. Tamam. Var mı soru? Yok hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel soruydu. Tamamdır.